Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kanımızda kıtınlar ekranımızda bulsun. Kırgızistan Uygurları İstanbul'daki yetim balılardan hal sordu. 29 yanvar günü Kırgızistan Uygurlarından teşkillenen bir hay'at İstanbul'un her kaysi yerlerde yaşayatkan yetim balılardan ve tul ayallardan hal sordu. Kırgızistan Uygurları vakaleten özlerinin köylünü işbaatlaş ve yetim yesirlerinin beşini sılaş için Türkiye'ye gelgen hay'at, Türkiye'de faaliyet kılıvatkan Şarkı Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti arkalık İstanbul'un Zeytinburnu ve Başakşehir rayonlarında yüzlerce perzentlerimiz bilen yüz görüşüp, onlarının hoşallıkı hemden buldu. Hal soraş hay'atiga vakaleten söz kılgan Daniyev Abu Hamza, özlerinin İstanbul'daki Uygur perzentlerden hal soraştaki maksadının İslam kıyrındaşlıkını yetküzüş ve bu kıyın küllerde onlarının yenide işkerlikini bildiriş işkerlikini ifadildi. Zulümde kalgallarımı Şarkı Türkistan'da unutmadı. 28 yanvar Cenubi Azerbaycan'da çıkıdığan Anı Vatan gezdide ürümçi dert içide boğulmakta mavzuluk yazma ilan kalındı. Cenubi Azerbaycan hazır İran'nın müstemlekisi bulup Anı Vatan gezdi Azerbaycan Türklerinin İran hükümetinin eğri besimleri aslıda devamlaştırıp kilivatkan teşvikat vasitesi. Mezkur gezitte ürümçi dert içide boğulmakta mavzuluk yazma ilan kalındı. Yazmada Xitayning Sharq Turkistonda elib berayotgan kishilik huquq dafsandichiliklari, zo'rliq zo'ravonlik siyosatlari, Sharq Turkiston xalqining hozirgi vaziyat ahvoli va Xitayning irqiy qirg'in qilish siyosati tafsili tunishtirildi. Yana 50 nafar Uyg'ur qizi surgun qilindi. 26 yanvar Xitoy xalq to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston xalqini Xitay ülkelerine sürgün kılışını devamlaştırmakta. Xitay dairleri Şarkı Türkistan halkını kırgın kılış maksıda bir tereptin türme ve lagırlarına her kıl tökmetler bilen tutkun kılıp ziyankeşti kılsa, yeni bir tereptin Şarkı Türkistan halkının ailesini parçalaş maksıda Uygur kız ayarlarını Xitay ülkelerine yötkeşin devamlaştırmakta. Xitay Uygurlarının ailesini parçalap yoktuş rezil plan dairesi içi de 24 yanvar Şarkı Türkistan'ın Xotan vilayeti Keriye nahisidin Atalmış 5. emge küçü bahanesi bilen yana 50 nefer Uygur kızını Xitay ülkesine yetkigen. İstanbul'da İpek Yolu ve Uygurlar teması da yığın açıldı. 27 yanvar günü Uygur Tetkikat İnstitutu İstanbul'da İpek Yolu ve Uygurlar teması da muhakeme yığını açtı. Yığınca Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği, Şarkı Türkistan Mağrıfı Hemkarlık Cemiyeti, Uygur Akademisi, Uygur İlim ve Tetkikat Vakfı Katarlık Teşkilat Azaları ve Yetekçileri katnaştı. Yığında Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvali, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elib berayotgan kırgın kılıç cinayetine karşı teşvikatını kandak küçeytiş, kandak hareketlerini kılıç katarlık meseleler muhakeme kılındı. Xitay Müslümanlarga çoşku güçü tarqatdı. 29 yanvar Ündidar Dostlar Çemberkede tarqalgan uçurlarda malum buluşça, Xitay tajavuzchilari Xitay chog'ini munosabati bilan Sharq Turkiston musulmonlariga cho'shqi go'shti tarqitib berganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur uchrashuvda G'ulji shaharlik bozor boshqarish ma'muriy qonun ijro qilish idorasining boshlig'i Xitay qo'richiqi olim Xitay chog'ini harpisida Dadamto kentidagi qiyinchiligi bor oilalarga cho'shqi go'shti tarqitib berib, ularning chog'ini tabrikladi deyilgan. Tangnuri Ta'lim Tarbiya Markazi mavsumlik xulosa va tabriklash faoliyati o'tkazdi. Istanbulda faoliyat olib berayotgan Tangnuri Ta'lim Tarbiya Markazi Nuzugum madrasasida 1-chi mavsumlik o'qitish xulosa yig'ini o'tkazildi. Faoliyatni Tangnuri Ta'lim Tarbiya Markazi tashkillagan bo'lib, faoliyat Nuzugum madrasasida olib berildi. Faoliyatda Tangnuri Ta'lim Tarbiya Markazining 1-chi mavsumlik o'qitish ishlari xulosalandi. Hamda İstiklal Marşı yadlash musobaqasiga qatnashgan mahirlarni tabriklab çay ziyofati berildi. Kuveytdagi siyasi ve davlat tashkilotlari Sharqi Turkiston uchun bayonot e'lon qildi. 29 yanvar tushdan keyin Kuveyt parlament binosi ichida Kuveytdagi siyasi ve davlat tashkilotlari shundaqla parlament a'zolarimi qatnashgan holda Xitoy ishg'olchilarining Sharqi Turkiston xalqiga elib berayotgan dahshatlik bostirish ve irqiy qirg'in qilish siyosatini qattiq ayiblab,
özlerinin Şarkı Türkistan halkının yenide buluduğallıkını bildirip bayanat elan kılındı. Bayanatta Şarkı Türkistan halkının tarihi kilip çıkışı, kaçan Müslüman bulgallıkı, Xtay'nın bu devletini kaçan işgal kılgallıkı. İşgaldın kiyen ta hazırgı kelgücü bolgan zaman işi de bu yerdeki Müslümanlarının kanda kırgınçılıklarına uçuravatkallıkı ve bugünküdek devirdemi insan tasavvur kılgısı zoravallıkı uçuravatkallıkı hakkıda tepsili çüşendiriş beyrildi. Şunaqla bütün İslam dünyasını bu ciddi meseleki sükut kılmaslıkka alahidi tevsiye kıldı. Xtay neft üçün Sudan'a hoşamet kıldı. Sudan muavin prezidenti Faysal Hasan İbrahim, Xtay taşkı işlem ministeri Wang Yi bilen Sudan'nın yıkınkı iqtisadi ve siyasi vaziyetini müzakere kıldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe, Sudan haber agentliği Suna'nın haber kılışça, Sudan muavin prezidenti Faysal Hasan İbrahim, paytaxt Beijing'da Xtay taşkı işlem ministeri Wang Yi bilen ötküzgen uçuruşçıda, Sudan'da yüz bergen vakalar hem de Xtay'nın kılgan yardımları üçün, Xtay devlet reisi Xi Jinping'a teşekkür mektubunu takdim kıldı. Muavin Prezident İbrahim yana iki devlet otursudaki iqtisadi ve siyasi vaziyet hakkında Wang Yi'ye malumat verip, Sudan hükümetinin meselelerini hal kılış üçün yolu koygan tedbirleri hakkında çüşenci bergen. Xtay nefit ve tabii gaz sahası boyunca Sudan'ın birinci derecelik stratejilik şiriki deb karaydı. Xtay 1999 yılında Sudan'ın nefit işlep çıkarışı da muhim rol oynayan idi. 2011 yılı Canobi Sudan müstakil bulandı mıyan, Sudan küllükü 120 bin varil nefit işlep çıkarmakta. Huawei'nin direktörü Meng Wanzhou 13 ayrım ayrım cinayetten sotqa tartıldı. Amerika Adliye Ministerliği Xitay'nın telefon uçur teknik şirketi Huawei'ni Amerika şirketlerine tabi soğudu sırlarını uğurlaş ve bankalarını aldaş bilen ayıpladı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Amerika Adliye Ministerliği'nin elan kılınan bayanatta Huawei üçün ekilgan diloda şirketinin özüdün başka yana Maliye İşleri Direktörü Meng Wanzhou'nun 13 ayrım ayrım cinayetten sotqa tartıldığı bildirildi. Huawei'nin bankalarına yalgan sözleş, kanunsuz pul aklaş ve pul yötkeş aldamçılığı katarlık cinayetleri bilen adaletki toskulluk kılgallığı bildirildi. Şirketinin öz növeti diyene Amerika Telefon Uçur Teknik Şirketi T-Mobile'nin soğudu sırlarını uğurluğallıkı kayıt kılındı. Bayanatta Kanada'da nazaretki elinigen Huawei Maliye İşleri Müdiri Meng'nin Amerika'yı tapşırıp berilişi üçün resmi iltimas sunulğallıkı kayıt kılındı. Meng Amerika'yı tapşırıp berilgen takdirde Huawei'nin İran bilen bulgan faaliyetleri hakkında Amerika bankalarını hatağı yüzlendiriş katarlık 13 ayrım ayrım cinayet bilen sotqa tartıldıken. Kanada dairleri hazır Xtay türmelerde tutup durulubatkan Kanada puraları sanının 200'den eşip ketkerlikini bildirmekte. Xtay Taşkışlar Ministerliği bayanatçısı Gın Şuan Beijing'de muhbirlerini kütüveliş yığını ötküzgende Meng Wanzhou'nun Kanada'da sotlanışı doğruluk toxtulup, Meng Wanzhou'nun sotlanışı adetki cinayi dilo emez. Bunun keynide küçülük siyasi garazlar ve düşmenlik bar dedi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızı görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlık hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eydim ben. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.